efsane bir alemin efsanevi hikayelerini anlatan bir masalcı, öğütleriyle Orta Asya'nın kadim topraklarında büyük izler bırakmış yüce bir bilge. Dede Korkut. 570 yılıydı. Özbekistan'ın dağlarındaki ıssız bir mağaranın içerisi yakılan ateşle aydınlanmıştı. Babası, Korkut ismini verdiği yeni doğmuş oğlu için yakaladığı oğlağı bu ateşin üstünde yavaşça çeviriyordu. Korkut'un çocukluğu büyülü bir ortamda, kan babasının ateşin etrafında dönerek yaptığı ayinleri izlemekle ve dağlardaki yalnız kurtların ulumasını dinlemekle huzur içinde yavaşça geçiverdi. Tertemiz dağ havası sayesinde dev gibi bir yiğide dönüşen genç, sık sık ormana dalıyor, bitap düşene kadar ayılarla güreşiyordu. Bu tehlikeli hayat, babasının onun için yonttuğu kopuzu eline almasıyla sona erdi. Karanlık gecelerde, ateşin başında babasıyla deyişler söylemeye başladı. Ateşin ışığıyla oluşan gölgelere bakıyor, o gölgeleri kah boynuzlu bir ejderhaya, kah tepegöze benzetiyor ve ilk hikayelerini aklında yaratmaya başlıyordu. Korkut artık yaşadığı mağaraya sığamıyordu. O yüzden elinde değneğiyle yola çıktı. Buzul dağları aşan, çölleri geçen Korkut, geçtiği her yerde kağanlar tarafından karşılanıyor, meydanlarda kopuzuyla hikayeler anlatıyordu. 9 Oğuz Kağan'ının buyruğuyla Medine'ye İslam dininin peygamberi Hazreti Muhammed'e elçi olarak gönderilen kafileye liderlik etti. Buz gibi çöl gecelerinde ise elinde meşale kafilesini vahşi çakallardan korudu. Mescid-i Nebevi'de Hazreti Muhammed ve ashabı tarafından karşılanan Korkut, uzun süreler boyunca Müslümanların toplu ibadetlerini seyretti. Ardından da dolunaylı bir gecede kelime-i şehadet getirerek İslamiyet'i seçti. 9 Oğuz ülkesine geri dönen Korkut'a torunları Dede Korkut adını taktı. Çocukların sevgilisi Dede Korkut da torunlarını omuzlarına alıyor, obanın etrafında gezdirip hikayelerini anlatıyordu. Korkut'un hikayeleri arasında en çok tanınanı Azrail'e bile meydan okuyan Deli Dumbul'du. Çünkü çoğu insana göre kurduğu köprüyle haraç toplayan Deli Dumbul, Korkut'un gençlikteki haliydi. İyice yaşlanan Dede Korkut, kendisi adına kazılmış bir mezar görünce gece yarısı diyarından kaçtı. Omzunda heybetli dağ kartalı, elinde uzun değneğiyle Seyhan Nehri kaynağına giden bilge, adı unutulana kadar burada kaldı. Günü gelince de kalkarak Anadolu topraklarına Bayburt'a taşındı. Bayburt Kalesi'nin içinde okuma yazma bilen bir alime 12 öyküsünü de Kitabı Dedem Korkut Âlâ Lisan-ı Taife-i Oğuzhan ismiyle yazdırdı. 100 yaşına gelen Dede Korkut, günü bilinmeyen dolunaylı bir gecede ona yoldaşlık eden kopuzunu çadırda yanan ateşe attı ve ateş kopuzu yavaşça eritirken etrafı kaplayan karanlıkla birlikte son nefesini verdi. Dede Korkut destanlarının orijinal iki el yazmasının birisi bugün Vatikan Kütüphanesi'nin baş köşesinde, diğeri de Almanya'nın Dresden kentindeki küçük bir müzede bulunuyor.